Herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasobele Challenge Pembe Jenerasyon yeni bölümdeyiz. Eski serilerimize devam edememiştik ama hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü Nasobele Challenge hemen paylaşacağımı sizlere söylemiştim birkaç video öncesinde. E, evet maalesef ki paylaşamamıştım. Yeni eklenti, paketi geldi vesaire derken, diğer seriler derken e, maalesef nasıveri kaldı. Fakat tabii ki de biz olabildiğince en son jenerasyona kadar gitmeye devam edeceğiz. Ki tahminen şöyle düşünüyorum ki biz bayağı ilerledik. Yani pembe jenerasyondan sonra turuncu var. Sonra işte yeşil, mavi derken bu şekilde bitiyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer renkli çok az kaldı aslında. Ben de yarıda bırakmak istemiyorum ve eğlenceli de hiç buraya kadar bir challenge'da ilerlediğimi hatırlamıyorum. O yüzden yüz bebek challenge'dan daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Çünkü onu ah onu yapamıyorum. Çok zor geliyor bana. Evet iki bölüm paylaşmıştık. Bu bölüm baya bir şey yapacağız. Artık yani bir sonraki jenerasyona hazırlık şeylerini yapmamız lazım. Yani artık Valentin'in bir çocuğunun olması gerekiyor. Ee, Oliver geldi bizi ziyarete. Biraz yastık savaşı yaptık. Biraz kahve içtik. Saat de baya geç oldu. Şimdi dans ediyoruz Oliver'la. <laughs> Oliver'la birlikte. Ya beni burada çok zorlayan şu postkartlar aman Allah'ım yani ben e, mektup arkadaşlarım bana hiçbir şekilde göndermiyor. Doğru düzgün mektup arkadaşı bulamıyorum. Çok üzgünüm bu yüzden maalesef ki. Bir de evimizde ben birkaç custom content kullanmıştım. E, fakat şu an için bazı objeleri silip yeniliyorum. O yüzden onları oyundan çıkardım. Bazı şeyler gitti. Biraz evde düzenleme yapmam lazım ya. Şöyle bir buraya ne bileyim bir masadır ya da işte birkaç bir şey ki zaten çocuğumuz olduğunda nerede kalacak? Aa, o da var. Ne yapacağım bilmiyorum. Acaba yeni bir ev mi? yani yine bu tarz bir şey belki üst kat falan mı çıksam? Yani böyle bir şey yapabilirim aslında. Hadi çocuğumuz eee Odada da idare ederiz hani bebek yeni doğan falan olursa da onun dışında nasıl yapacağız bir fikrim yok. Hey Valentin, Valentin derin düşüncelere daldı. Ee, saat baya geç oldu. Arkadaş eve gitsin. Valentin. Hoşça kal görüşürüz. Biz de şuradan kitap yazalım. Çünkü. Trade'lerde falan bayağı geri kaldık. Yani hayat amacımızı tamamlamamız lazım. Hatta bence hemen en son bir kitap yazıyormuşuz. Aysel diye. <laughs> Çocuğumuz o kadar romantik ki. Bir o kadar da e, unflirty. Yani bunu nasıl başaracak? Fakat... Evet, kendisi bugün birini yani birine açılmak açılma kararı aldı. Şu an tabii bize de sürpriz olacak. Onu yarın göreceğiz. E, Tartos'a ya gideceğiz ve onu çağıracağız e, görmüş olduğu birine. Çünkü bir önceki bölümde bayağı bir arkadaş falan edinmiştik. Evet. Bakalım onlardan biri istediği gibi olacak mı? Hani birkaç kere denedi falan. Hatta diğer giden arkadaşı da denedik de olmadı yani flört konusunda. Çünkü flörtleşmeye pek bir uzak kendisi. Yani romantik hayatı çok seviyor. Romantik şeyleri seviyor ama e, biraz flört konusunda e, çok da iyi değil. Ne oluyor? Ne oluyor? Oyunum dondu. Evet bu kitabı biz... Uyumadan önce bitirmemiz lazım. Zaten iki, evet bir tane kitap yazdık ki bunu benim göndermem gerekiyor mu? Bence benim, aa evet, uuu 10 kitap mı? Ha, aman Allah'ım. Ben diğer kitabı gönderdim mi? Galiba evet. İyiymiş. Bu arada şu postkartların hepsi aynı. 3 kişiden yani aynı yerden Sunset Valley'den 15 tane <laughs> abartıyorum tabii ben. Tabii ama e, postkart istemişim. Neden? Neden yani? <laughs> evet maalesef ki. Neyse şimdi kitabını yazsın. Ben bekleyeceğim böyle geceye kadar olabildiğince. Hatta bir mektup arkadaşı daha mı bulsak? Bunu da nereden yapıyorduk? Hep karıştırıyorum. Ha evet buradan bakacağız şu bak şu Twinbrook'taki Brook'taki arkadaş bizi hala göndermedi. Ee, ben onlar istedim galiba. Bunlar ikisi aynı zaten. Bunu alsam da olur. Kalsın artık. Lütfen şuranın dolması lazım. İhtiyacımız var bunun için. Ee, şimdi saat 12 ve baya bir sıcak. Fazlasıyla. Köpeğimiz Lady. Nerede bir bakalım. O da oyuncaklarıyla burada bir yerde oynuyor evet sen de orada oyuncaklarınla oynuyorsun. Burada bir şeyler atıştır. Ee, sabah olmasını bekleyeceğim. Biraz bekleyelim. Enerji, enerji patlaması. Valentin şu an bunun için hazır değiliz. İşte de artık bize bir terfi gelsin ya. Biz Business kariyerinde hala 3. seviyedeyiz. Ne oluyor be burada? Aa bir dakika bir şey oldu. Hamsterim, e, muffin bir yere mi gitti? Evet, muffin uzaya çıktı. <laughs> Mufin bizden daha çok geziyor. Şimdi uzaylılar basıyormuş buraya. Mufin geliyormuş falan uzaylı ordusuyla. Kimde? Köpeciğimiz. Ne oldu? Ha geldi. Ya sen ne kadar çok geziyorsun. <laughs> Harikasın. Bize bir postkart falan mı getirsen acaba? Şu hamster'dan e, bu postkart olayı nasıl geliyor? Ya bunu ben anlamadım açıkçası. Bilen varsa mutlaka yorumları bıraksın. Ee, çünkü ben sadece şu an için bilgisayardan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama onun dışında işte Mufi'nin getirmesi lazım. Ee, bir de galiba dışarıdan bir yerden mi bulacağız? Onu da tam olarak bilmiyorum. Ama la yani bunu çözmem gerekiyor. Ve hazır. Yeni kitabımız hazır artık. Hemen bunu kitabımıza hemen yayınlayalım. Güzel bunu da gönderdik. Ama daha 10 tane gerekiyor galiba Totalde Evet ya 10 tane kitap Kaldı 8800 <laughs> 8888 kitap Neyse gecenin artık 3 oldu ya hadi gel yatalım Günaydın saat tam olarak 7 Ve şu an bizim acilen buradan tuvaletimizi yapmamız lazım Duş almamız lazım İşe gidiyoruz değil mi 2 saat sonra iş var Hemen buradan bir Dişlerini fırçala, ellerini yıka, işte oradan bir şeyler yap. Lady'cim ne yapıyorsun acaba? Sadece öyle bağırıyor. Ee, sen uyuman lazım. Gel bakalım burada uyu. Muffin'i rahat bırak Lady. Bugün hava niye böyle? Bu Windenburg dünyasının hava çok tuhaf. Sürekli yağmur yağıyor, karanlık, kasvetli. <laughs> Ve ya da çok çok sıcak. Yani bunu da söyleyebilirim. İşe gitmeden önce acaba kendimize bir yemek hazırlayabilir miyiz? Belki bir kahvaltı yetişebilir miyiz bilmiyorum ama 2 saat var, yetişiriz ya. Evet evet tamam yetişeceğiz. Buna buna inanıyorum başaracaksın. <laughs> en olmadı artık okula, ay okul diyorum. E, i̇şe götür de işte ye. Çok heyecanlıyım. Bugün hanimize, ailemize yeni biri gelecek. Ee, bir bebek mi, yani toddler mı bebek mi bilmiyorum. Aa, gerçi şey yapabiliriz herhalde. Ee, bilim insanı, ya bilim insanıyorum diyorum ya. Ee, bilim science bebek falan yapabiliriz bence. Yani bunun engel olduğunu düşünmüyorum. Doğuramayacağıma göre <laughs> çocuğumla. <laughs> Valentin'de doğuramayacağıma göre hani uzaylılar falan bizi kaçırmadığı sürece doğuramayacağız. Ee, bizi de uzaylılar kaçırmayacağı için şu an öyle bir durum yok. O yüzden ya evlat edineceğiz ya işte Science Baby falan bu tarz bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ya inanamıyorum yetişemedik. Ha yo 9'daydı pardon 8. Ama gerçekten yetişemedik. Hala bekliyorsun ya inanılmazsın. At ağzını hadi ye şunu. Tam da terfi alma ihtimalimizin olduğu bir gün ve gerçekten yetişemedik. Bu oyunda zaman algısı. Ee, Oliver, ee, Oliver diyor ki sana bir şey soracağım. İşte kayıt ama o. Ee, bence kesinlikle gitmelisin. Gidiyoruz ya, tamam. bırak onu. Yemedin zaten. Git Valentin. Çocuğum gidiyorsun işe. <laughs> Tipe bakın ya <laughs> şapşik. Evet, şehre doğru yol alıyoruz. 251. Aa, aa. o! 135, 116. Şu an bunu söylemem lazım ama Clement bizi ziyarete geldi. Dedi ki birkaç gün kalacağım. Yanlışlıkla okey bastım. Clement. <laughs> ya Klement geldi elinde valiziyle, bavuluyla. Baya baya şu an Nerede kalacaksın? Hani nerede yatmayı düşünüyorsun? Evimizde yer yok ki. Neyse ya. Klem için biz e, bir yer bulacağız. Gerekirse koltukta nepler yine de kalır. Hoş geldin Klement. Bir önceki jenerasyondan. Ah evet. Seni çok iyi anlıyorum. Peki valizini e, bir yere mi koysaydın? Hani oraya değil de belki başka bir yere hani belki şuraları diyeceğim hiçbir yere olmuyor. <laughs> Galiba bilgisayar e, bilgisayar odasını iptal etmem lazım ya da gerçekten buraya bir kat çıkmam lazım. Burayı birazcık değiştirmem lazım. Keşke şunlara yardım etse Clem. Hadi be Clem be biraz temizlik yap bizim için. Şimdi hoş geldin falan diyoruz ne kadar kalacak acaba? Ben neden bakmadan e, şey yaptım asla bilmiyorum tıkladım. Ha yardım işte falan bu tarz şeyler var. Neyse bunları da burada görmüş oluyoruz. Harika. Çok iyi oldu. Evet gelmesi iyi oldu. <laughs> Ve terfi. Tam da istediğimiz düşündüğümüz şey sonunda terfi geldi. Artık dördüncü seviyedeyiz değil mi? Dördüncü. business kariyerinde dördüncü seviyedeyiz. Yani bunda tabii ona kadar getirmemize gerek var mı? Yoktu galiba. Çünkü e, yetişkin olduğumuzda bu işi bırakacağız. Ama yine de hani boş boş gitmeyelim yani bize para gelsin. O yüzden e, evet seviye atlamamız gayet güzel oldu. Şimdi Clem geldi, annemiz geldi. Şöyle bir e, yemek yapıyormuş bize. Gayet iyi bir zamanda. Evet diyelim ki hoş geldin Clem, otur rahatla, keyfine bak. Bu kadar yemek yapmana gerek yok. <laughs> Şuna bakın Lady'nin rahatlığı. Ama istersen bahçe işlerinde keşke bize yardım etsen ya. Biz zaten birazdan dışarı çıkacağız kalem. Evde Lady Lady ile birlikte kalırsan fena olmaz. Neyse ya yemek yapmak istiyor. Yapsın artık. Ee, şunu bir gel bakalım bir profesyonel bir garden bahçıvanı çağır buraya. Sadece kendine mi yaptın ya? <laughs> Bu çok acımasızca. Aa, üzücü. Mail yok. Mail var. Ne maili? Hemen bakıyoruz. Heyecanlı bir şekilde. Ne geldi? Ah, süper sonunda. Twinbrook'dan postcard. Ah be sonunda istediğim şey. Artık buraya bunu yerleştirebiliriz. Neyse bunları hani buradan yapıyoruz falan iyi hoş fena değil de ee, bir mektup arkadaşı daha bulup öyle mi gitsek acaba? Yeni bir mektup arkadaşı için yeni bir yer bulduk galiba ama ondan da isteyeceğiz de neyse onu da bir sonraki şeyde isteriz. Klam geldiğin için teşekkür ederiz ama bizim gitmemiz lazım. Sen otur keyfine bak. Aç mısın kızım? <laughs> Gerçi oburdu zaten bizim kız. Ee, şöyle bir Lady'yi öpelim Lady'cim. Lady. Lady. Çocuğum. ha Gel. Geldi. Gel bakalım çocuğum. Maman var. Gel seni bir brushlayayım. Sana bir sarılalım. Eğlencemiz de bayağı düştü. Ars'a gidiyoruz. Biraz dışarıda takılacağız. Eve geldiğimizde de belki bir science baby falan olabilir ya da evlat dedinebiliriz ya. O da olabilir. Ona bakacağız artık. Şu an ismini hatırlamıyorum arkadaşımızın yani açılacağımız arkadaşımızın. E, fakat Tartus'a da bir yere gideceğiz. Burada havuz var. Evet, Tartosa Resort Hotel. Yani hem işte otel hem e, havuzudur vesaire takılmalık yer gayet güzel. Bence burada takılabiliriz. Ve geldik arkadaşımızla birlikte Tartosa'da güzel bir oteldeyiz. Yani burada çok fazla vakit geçiremeyeceğiz ama en azından arkadaşımızla bir tatil gibi bir şey yapalım ya. Günü birlik bir yere gelmiş olalım. Havuza geldik de. Otel işte tarzında. Şimdi şöyle bir göstereyim. İsmi Jacy öyle JC ile biz iş yerinden arkadaşız. JC de aynı şekilde business kariyerinde ama o çok fazla e, yurt dışına yurt dışına seyahat yaptığı için e, onu işten 10 gün sonra <laughs> 10 gün sonra gördük. Bayağı beğendik. Yani bu sefer yapacağız, inanıyoruz. <laughs> belki belki açılabiliriz. Burada odalar var. E, şurada her odanın ayrı mı, hiç ortak alanda bir tuvalet var mı acaba? Neyse şuradaki şuradakine bir girelim ya şimdilik. E, tuvaletimizi yapalım. Burada güzel bir yemek alanı varmış. Hatta burada bir şeyler içebiliriz. Aynen gayet güzel. JC gelsin. E, şurası neymiş? Giriş alanı. Çocuklar burada ağlıyor. Ha, yemek yeri de var. Burayı restoran mı yapsak? Burası yani havuz olarak da bence restoran yapmak daha mantıklı gibi. En azından o alanı da kurtarabiliriz hani koruyabiliriz daha doğrusu. Şurayı çok sevdim yani havuz kısmı kesinlikle en iyi burası. <laughs> Şurayı falan gayet güzel düşünmüş yapan kişi. Nereden indirdiğimi şu an gerçekten hatırlamıyorum. Şurası da fena değil. Burada artık müzik keyfi. Ya baya iyi ya Antalya <gülüyor> Bodrum <gülüyor> otelleri gibi kesinlikle. Ha üst katı falan da var bu arada. Üst katta kalırız. Aa. Çok iyi. Önceki bölümlerde birkaç kez böyle hayatımıza biri girer mi girmez mi denedik ama maalesef ki olmadı. Bu sefer bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep çocuk var ya. JC dur bizi de bekle. Pardon JC. Valentin. Arkadaşa şöyle yakından bakalım. Gayet tarz. Bütün çocuklar niye üzgün? <laughs> bazıları ağlıyor, bazıları üzgün bir şekilde. Hazır güzel bir havuz varken bence bu anın keyfini çıkaralım. Akşam akşam gayet güzel. Peki başka ne yapabiliriz? Şöyle bir su falan fırlat ona. <laughs> fırlat yalnız. Ee, komik şeyler. Komik şakalar. Nasıl ya? Nasıl nasıl bir şey oldu orada? Oh. Jesse ve Valentin bütün gece Tartosa'da otelde güzel eğlendiler. Hatta yüzdüler, dans ettiler falan. Neyse şimdi sabaha karşı oldu. Bir şeyler yiyeceğiz de. E, saatimize de çok az kaldı. Hemen acilen. Heh tamam güzel yemeğimiz geldi. Bu kadar mı sadece? Aa çok beğendi. Güzel romantik hissettiği her şey bizim için iyidir. <laughs> Amacımız zaten bu. JC baya memnun ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar romantik ilişkimiz o kadar iyi değil ama arkadaşlık olarak bayağı bir ilerledik. Ee, i̇şe gidene kadar belki bir slow dance yapabilir miyiz acaba? Belki yani bilemedim şu an. Hadi yiyin hemen. Evet. Oo slow dance. Vay. E müzik. Müzik var mı? Tam da şu şunu bahsetmiştim. <laughs> Hangisi olsun? E caz olsun. Evet. Sesini yükseltelim. Arkadan güzel bir caz müzik eşliğinde <laughs> artık ben bundan bir şey beklerim. Lütfen bizim bebeğimiz artık Jaycee'den belki olabilir. Neden olmasın? İşe çok az kaldı. Bırakalım lütfen. Uuu. Şey, Yalnız arkadaşlığımız ne kadar iyi ilerlemiş. Durun şurada fotoğraf çekinelim. Ee, parayı öderiz. Hatta ödeyelim sonra bitirelim yemeklerimizi. İçeceklerimizi de aldık zaten. Şey yapalım fotoğraf çekelim. Bizim fotoğraf makinamız yok. Hey Jaycee nereye gitti? Aa JC. gerçekten gitmiş. Yatan fotoğraf çekecektim inanamıyorum ve birazdan işe gitmemiz lazım. Acilen çünkü tuvaletimiz var. Ee, bir sürü şey o zaman tuvaletimizi yapalım. Jayce'i gerçekten gittin mi? Saat kaçtaydı? 24 saat mi? Şu an iş yok mu yani? Aa ah, hayır pardon tamam. Ne alaka diyecektim ki? Hatta şöyle yapalım. Bir sana... Galiba artık işe gidebiliriz. Pekala Valentin. İşten geldikten sonra tekrar JC ile buluşuruz. Belki buraya geliriz ya da onu ziyarete de gidebiliriz. Onun evine de gidebiliriz. Ama buraya mutlaka tekrar geleceğiz. Çünkü burada kalmak için bence güzel. Spor salonu falan da var. Ee, gayet kullanışlı bir yer gibi görünüyor. Ama artık eve gidelim. Çünkü iş beklemez. Yani evimizde de Clement geldi bizde kalmaya birkaç gün boyunca. Onu da bekliyoruz. Evde daha yapacak bir sürü şeyimiz var. Ve elbette ki bir çocuğumuzun olması lazım. Artık zamanı geldi. O yüzden işten sonra hemen bir çocuk. Bunun için soracağız. Bizim için birlikte bir Science Baby falan yapalım mı? Ne dersin gibi şeyler soralım. Bakalım kabul edecek mi? Ve geldik. Bize elektrik mi çarptı? Ne oldu? <laughs> Valentin kendisini zihinsel olarak tükenmişlik gibi bir şey hissediyor. Sersemlemiş boyunca ve 24 saat boyunca bu geçmeyecek. Zihinsel yükünden e, kendini his, sersemlemiş gibi hissetmeye başlıyor. Belki de kötüleşmeden önce birazcık ara vermeli ve bazı yaratıcı beceriler geliştirmelidir dedi. Yine yağmurlu bir günden. Klem! işe gidiyorsun. Pekala Klem. Şimdi evimize geldik de önce... E... Şu şeyi yapalım. Bir kere artık bunu ben atacağım. Garden çağırmıştık da birilerini yok. Ee, çocuğumla ilgileneyim. Ona bir sarılalım. Yemeğin var mı acaba senin? Senin yemeğin nerede ki? <laughs> Neyse şunu dolduralım. Ve sen mufincim gayet iyi durumdasın. Oynayalım bir yandan. Önemli olan tabii ki de postkartlar. Ee, gerçi bize geldi mi acaba? Ondan da çok emin değilim. Bakmam gerekiyor. Evet, henüz bir postkart gelmemiş. Ha TV geldi. Pardon, dur gelmişti. Yeni bir arkadaş bulabilir miyiz ya da daha önce bulmuş olduğumuz bir arkadaştan isteyemiyoruz. Harry evet tamam. Bir sonraki bölüm evde baya bir düzenleme yapacağım ama şu anlamda birazcık daha kullanılabilir hale getirmeye çalışacağım. Artık bizi ısırmıyorsun değil mi? Tatlış bebek. Biz oldukça alıştı. <laughs> tamam. Biz artık seviyor ve bizi ısırmayacak. Bu olay 23 saat boyunca devam edecek. Bu çok üzücü. Ne oldu Lady'cim? <laughs> Lady eğlencesi düşmüş çocuğumun. Dur onunla oynayalım en azından bayılana kadar. Duru seni çıkaramayız şu an. Ama biraz oynasak fena olmaz. Şöyle birkaç saat bir kestirelim. Sonra bütün arkadaşlarımızı çağırıp Jason'ın evine gidelim. Bu kadar yeterli. Bizim duymamız lazım. Kardeşimizi çağırdık, arkadaşlarımızı çağırdık. Olabildiğince kim var, kim yoksa çağırmaya çalıştım ama neyse az kişi geldik. Sıkıntı değil. Evet, önce bir bakalım Jamie bizi bekliyor mu? Jamie'nin şöyle güzel bir evi var. Herkesten uzakta. <laughs> Valentin, hava çok tuhaf. Bu durumdan korkman gayet normal. Diyor ki ne yapıyorum ben fırtına var. Aa dur fırtına gitti. Şundan geçmen lazım. Neyse. Lady'i de çağırdım. Çocuğum dedim yalnız kalmasın. Hatta Lady gel burada yüz. Bak yüzebiliyorsun. Belki de ikiniz olmalısınız. Ne dersin Vivian? Biz e, içeriye davet edildik mi? Edilmemişiz de kapı nerede? Heh buldum tamam. Ne kadar güzel bir evi var. Bak şurada takılabiliriz. Burada gitar var işte barbekü var. Evi gerçekten küçük ama hep birlikte burada takılabiliriz. Jayce'ye. <laughs> Jayce'ye gel. Bak hala orada yüzüyor. Oldukça küçük bir ev ama çok tatlı, çok kullanışlı. Bunu ben nereden indirmişim acaba? Gayet güzel, bayıldım. Yani tonları falan da çok iyi, çok sevdim. Kaç kişiyiz acaba? Hepimiz burada otursak ya keşke. Bir oturalım, sohbet, muhabbet edelim. Belki biri bize yemek yapar. Güzel bir akşam oluyor gibi. Peki biz yemeği yaparız, sıkıntı değil. Kızlar, Vivian'ı uzun zamandır görmüyorduk. O yüzden çarmamızı iyi oldu. Hey! Uzaylı arkadaşımız. Pardon? Aa gitar çalmaya geldin. Umarım... Aa doğru ya bize önceden de gitar çalmıştı. Boş zamanlarında. <laughs> bize hamburger mi yaptın? Tarzı bir şey. Yani. Çok güzel bir ortam. Harika. Kim çocuğum ne yapıyor o da dinliyor. <laughs> Herkes nereye gidiyor? Keşke şurada otursaydınız. Acilen romantik şakalar yapmam lazım. Hey neden içeridesiniz? Eğlenceli hissediyoruz. Peki bir fotoğraf e, gösterelim ona. Vuhu partneri olmak ister misin diye soralım. Bu bayağı iyi. <laughs> 19 mu? O kadar çok var ki daha. Yalnız Jayce sürekli yüzüyor ve sürekli bu şekilde çıplak dolaşıyor. Evet şunlara bakın. Hey düşündüğü şeye bakın. <laughs> Harika. Yani romantiklik konusunda araları çok e, sıkıntılı olmasına rağmen diyecektim ki yine bir şeyler oldu ve uçandı. Ya Wuhu partleri olmanızı istiyordum ben. Bunu yapmamız lazım. Dans edelim. <laughs> Belki dans. <laughs> Hiçbir şey yapamıyor şu an. 100 sümelin para vereceğim. <laughs> Aşkı parayla satın alma keyfi. 100 sümelin yalnız. <laughs> Hadi ama kabul et. <laughs> Akşamki yemek parasını çıkardı. Nasıl hala aramızda romantik bir şey olmaz? Slow dance. Bu bizi oldukça etkiler. Wow. Şarkıları gayet güzel çalıyor. Baya baya şu an aramızda romantik bir şeyler. Flirty ya sonunda romantizm. İki saat boyunca çok iyi. Yalnız herkesin gitmesi ve bizim kalmamız baş başa. Sonunda Valentin kendine uygun birini bulduğunu düşünüyorum. Oo Hey. <laughs> ya çok iyi. Bakar mısınız? Wow. Artık bunun sonrasında güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Resmen yeni çiftimiz romantik bir akşam geçirdikten sonra koltukta uyuyakaldılar bu şekilde. Gayet güzel oldu. Galiba first kiss açıldı. Bunu yaparsak eğer ki romantik ilişki barımız bayağı bir yükseldi. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık uyuyalım. <laughs> Asla eve gitmiyoruz, evde takılmıyoruz. İşe 8 saat var. Ee, güzel. Saat 9'a kadar diğer şeyleri yapabiliriz diye düşünüyorum. A first kiss. Evet. Valentin ve Jaycee. Hey kabul etmedi mi? O kısmı göremedim. Evet. Valentin. <laughs> Aşk sarhoş oldu. Bu Özgüven geldi. Normal arkadaş olsak da gerçi... Aynen size baby yap yapabiliyormuşuz. Zaten gerçi şu an bir sevgili değiliz. Yani sadece bir flörtleşme aşamasını yaşadık. Zaten bizim istediğimiz bir bebek. O kabul etti. <laughs> Gidiyoruz. Bu jenerasyon için yapabileceğimiz en güzel şey buydu. Yani işte taşıyıcı annelik vesaire. Hani bu şekilde. Ee, bakalım kız mı olacak erkek mi olacak yani fark etmiyor. Erkek de olsa bir diğer çocuğumuz artık kız olur. Ee, çünkü bir sonraki jenerasyonda şeftali olması lazım. Ve biz orada e, bir kız simle yani bir kadın simle devam edeceğiz. O yüzden pekala Neden olmadı? Bak eşle gittiğinde olmuyor. Bunda bir sıkıntı var. Ve evimize tekrar geldik. Bayağı bir yorulduk. Hala Clement bizimle birlikte yaşıyor. <laughs> Neyse birazcık daha kalması bizim için iyi olacak. Şimdi saat 4.15 yani bizim birazcık uyumamız lazım. Yağmur yağdığında şuradaki radyomuz da bozulmuş. Hemen gelelim buradan bir tuvaletimizi yapalım. Sonra burada bir e, pratik yoga yapalım ki zaten bunu da geliştirmemiz gerekiyor. Ve sonra uyuyalım sabah olduğunda da hemen e, bir bebek ama bizim paramız da gitti ya. Yani onu gerçekten tamam, alabilirim sıkıntı değil de gitmemesi gerekiyordu. Yani reyitimizi birazcık çalıştıktan sonra uyuyalım. Yarın tekrar iş var zaten. Ama işe gitmeden önce benim e, bir çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yani bunu yapmam gerekiyor. İş saat 9'da, 7'de falan başlasak e, tamam ya hallederiz. Şimdi isim olarak düşünmedim. Ama Şeftali yani nasobere Challenge'ın Şeftali jenerasyonda kullanılacak isimler isimlere bakmam lazım. O şekilde ismini e, seçeceğim. Şimdilik bir kız bebişimiz gelir. Bir sonraki bölümde de ismini değiştiririz zaten. Günaydın. Evet uyandık. Lady ile birazcık uğraşıyoruz. Şöyle bir şeyler öğretiyoruz. Seviyoruz çocuğumuzu. Klan buralarda bir yerlerde olması lazım diyecektim ki tamam zaten buradaymış. Belki bize yemek falan hazırlar. Teşekkür ediyoruz evdeki işlerimizi yapıyor. <laughs> Şimdi hemen şöyle yapalım. Çok heyecanlı artık ailemize yeni biri gelecek. Evimiz... Evimiz şenlenecek bebişle birlikte. <laughs> Aslında şöyle, zaten e, bir kız bebek olsun istiyorum ve çocuk yani olmasın. He, burada daha çok var, todları var. E, şimdilik bence bir erkek bebek gibi görünüyorsun ama bence direkt toddler olsun. Çünkü diğer türlü bayağı bir şey olacak, bizi zorlayacak gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Zaten yeterince trade'leri falan geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden e, bu seride ilk bebişimiz Toddler olsun. Bu seride özellikle hani illa bir tane çocuk olacak vesaire diye bir kural yok diye biliyorum. E, o yüzden bence tekrar bir çocuğumuz daha olabilir. Yani onu da muhtemelen bu Science Baby olarak seçeceğim. Aileye yeni biri daha geliyor ve işe gitmemize az kaldı. Evet Karisa şimdi ismini şu an için bilmiyorum. Bakmam lazım. Nasobeli şeftali tonu için gerekli isimlere bakacağım. O yüzden şu anlık ismini bu şekilde bırakıyorum. Ve geldi. Ve böylelikle artık Valentin'le birlikte ailemize yeni biri daha katılmış oldu. Valentin gayet mutlusun. Hem annesi onu ziyarete geldi hem de hayatında, aşk hayatında yeni güzel şeyler var. Ve elbette ki hayatımızı etkileyen en güzel şeylerden bir tanesi. Tatlı bir toddler artık bizimle yaşayacak. Bakalım bir sonraki bölüm neler olacak izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.